iki gündür böyle bekliyoruz. Benim 18 tane akrabam şu anda içinde. Binç lazım, büyük kepçe lazım. Şu anda ulaşamıyoruz. Arka taraflarda daha yaşayanlar var. Bazen sesleri geliyor ama müdahale edemiyoruz. Adıyaman yıkılmamış. Adıyaman bitmiş. Her şeyle bitmiş. İnsanıyla, evleriyle, her şeyle bitmiş. Lütfen bunu duyurun herkese. Millet aç. Ben fakir diyorum. Avrupa bizimle kıskanıyor. Avrupa seninle kıskanıyor. Dört gündür sen niye bir kepçe gönderemiyorsun? He? Hem de bu partinin adamıyız da, bir de eleyiz yani. Hani hiçbir şey yapamıyorsan çadır gönder, konteyner gönder. Yazık, günah değil mi ya? Biz yıllarca vergisini vermiş insanlarız. Az kaldı, iki adım kaldı. Gel. Kurban olayım ya. Gel. 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 Allahu Ekber. Allahu Ekber. Orası şey daha uzman çalmış. Söyle de bırakma. Kıbrıs'ta ortaokullar arası kız ve erkek şampiyonu olan takımlar aynı okulun sporcuları. Bir kısım aile de onlarla beraber geldi. Tabii öğretmen ve idareciler de var başlarında. Yani 38 kişilik bir ekipti. İlk gün birinci müsabakayı yapabildiler, kazandılar. İkinci müsabakayı hiç oynama fırsatı olmadı depremden dolayı. Çocuklar altta. Işık altında kaldık beraber yalar almaz. Bir uçak dolusu insan. Bu işte uzman profesyoneller, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanımız Nazım Çavuşoğlu. Ben dairemiz genel müdür olarak buraya geldik. Çocuklarımızla ve aileleri de getirdik. Temsilci olarak birer dair her aileden bir kişi var. Çocukları merak ediyorlar. Dolayısıyla ilk uçakta 106 kişi geldik. Toplamda 170 civarında insanla buraya geldik. Öğrencilere hiç ulaşabildiniz mi? Şu ana kadar hiçbir öğrencimize ulaşamadık. Yani şu an için bizim rastladığımız bir ölü bir beden öğrencimiz yok. Soğuğa alışkın bir toplum değiliz. Bunların sıkıntısını yaşadık biraz ama yani bu sıkıntılar hiçbir önemi yok. Bizim tek derdimiz çocuklarımızı alıp eve dönmek. Dolayısıyla bu enkazın tümü kalkana kadar kendi öğrencilerimizi ailelerine teslim edene kadar buradayız. Bana AFAD koordinat vermiş dedi. Orada var 3 katlı ev, 3-4 kişi. Burada var 200 kişi. Çocuk orada ağlıyor, bağırıyor. Bakmadı, bana koordinat vermiş dedi. Çekti gittiler gider. Kaç yaşında oğlum? Yani. Kaç oğlum? 30 yaşında. 30 bir oğlu var. Peki.
saat önce atıldı mesaj. Bir an önce AFAD ekiplerinin gelmesi lazım buraya. Bu arkadaşlarımızı kurtarmaları lazım. Kaç kişiler? 7 kişiler. 7 kişi yaşıyor mu? 7 kişi aynı yerdelermiş. Mesaj atmışlar, sonra bizi kurtarmanızı bekliyoruz sizler. Elfenleri geldirdim. Buyurun.